Düşüncelere açık toplumlar. Emekliliğimde tercihen düşünce üreticisi olarak makale yazmak istedim. Şimdi bu işi memnuniyetle yapıyorum. Yazmak için her gün ilginç haberler duyuyorum ve şaşırtıcı deneyimler yaşıyorum. Bu yazıyı yazmadan önce aklıma iki şey düştü. Birincisi, birkaç gün önce YouTube'da izlediğim felsefe açısından din ve ideoloji konulu bir tartışmada karşıt iki görüşlü özel insanları izlemekten memnun oldum. Gerçekleri, refahı ve huzuru bulmak için tartışıyorlardı. E, felsefenin felsefe e, havada yapılan bir şey değil ki toplumda yapılıyor. Ben toplumda bir şeyi reddederken teorik açıdan siyasal bir tespiti, ilkeyi reddederken onun karşısına bir şey koymam lazım onu reddettik, devrim teorisini reddettik, sınıf mücadelesini reddettik, e, iktidarların e, kendi aralarındaki mücadelesini reddettik, e, diyelim ki sömürü sömürü kavramını reddettik, yerine ne koyacağız? Dücani Cündoğlu, İslami idealizmden uzaklaşıp realizmi doğru anladığını, yaşam pratiğiyle uyumlu çözümleri önemsediğini bildirdi. Diğer katılımcı Sadık Usta ise, Marksist ve Sosyalist idealizmin savunmasını yaparak, pratik yaşamı ve sorunları değerlendirdi. Diğer sebep ise, felsefe eğitimini tamamlamış iki genç insanla geçen hafta bir sohbet yaptık. Ludwig Feuerbach ve Hüseyin Atay konulu güncel makalemize eleştirel görüşlerini bildirmelerinden memnun olacağımı söylemiştim. Onlar da kabul ettiler. Ama genç arkadaşlarımdan 10 gündür haber bekliyorum. Henüz bir yanıt almadım. Şimdi gelelim makalemize. Düşüncelere açık bir toplumda farklı düşünce ve görüşler özgürce tartışılabilir. Buradaki amaç, demokratik kurumların güçlendirilmesi ve insan haklarının korunması yoluyla adaletin ve refahın artırılmasıdır. Aydınlanma çağı, 17. ve 18. yüzyıllarda Avrupa'da gerçekleşen bir entelektüel ve kültürel harekettir. Bu dönemde akıl, bilim ve insan hakları gibi kavramlar ön plana çıkmıştır. Aydınlanma düşünürleri insanların doğal haklarına, özgürlüklerine ve bilgiye erişime vurgu yapmışlardır. Bu düşünürler despotizm, dogmatizm ve otoriterizm gibi zihinsel kısıtlamaların üstesinden gelmek için akıl ve eleştirel düşünceyi teşvik etmişlerdir. Düşüncelere açık toplumlar, aydınlanma çağının temel prensiplerini benimsemiş ve uygulamışlardır. Aydınlanma düşünceleri demokratik değerlerle uyumlu bir şekilde gelişmiş ve yayılmıştır. Bu değerler açık toplumların temelini oluşturmuştur. Toplumdaki zihinler aydınlanmışsa, fiziksel dünyada meydana gelmiş olaylar ve var olmuş varlıklar hakkında bilinçte varılan hükümler, delilli bilgidir ya da gerçekliktir. Fiziksel varlıkları, akıl ederek, gözlem ve deneyim yaparak bilmek mümkündür. Zihinler karanlıkta ise, bilinenler delilsizdir, gerçek dışıdır, kesin değildir, aldatmacadır ya da zandır. Metafiziksel dünyadaki varlıklar hakkında akıl yürütülemez. Akıl edip düşünen ve duygulanıp hisseden canlının, evrendeki canlı ve cansızların niçin var olduğunu ve yok olduğunu bilmesi imkansızdır. Kanıtlanmamış bilgi sadece kişisel bir inançtır ya da bir iddiadır. Varlık ve varoluş meselesinden kaynaklanmış her insanın bir dünya görüşü vardır. Ateizm, yoktan var eden bir iradenin var olduğunu kabul etmeyen bir inançtır. Deizm, yoktan var eden ama müdahale etmeyen bir iradenin var olduğunu kabul eden bir inançtır. Agnostisizm, yoktan var eden bir iradenin var olup olmadığından emin olmayan bir inançtır. İslami monoteizm, yoktan var eden, müdahale edebilen bir iradenin var olduğunu, Kur'an'a dayalı olarak kabul eden bir inançtır. Ki tür İslam inancı vardır. Geleneksel İslami monoteizm, İslam'ın klasik ve temel öğretilerine dayanan bir inanç sistemidir. Nakle dayanır. Bu inanç, Kur'an'a, Hazreti Muhammed'in sünnetine ve geleneksel İslam alimlerinin yorumlarına dayanır. İslam'da sünnilik, şiilik ve haricilik olmak üzere üç ana mezhep vardır. Bu sınıf Müslümanlar, dünyadaki toplamın yüzde doksan dokuzudur. Kur'an esaslı İslami monoteizm, İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an'a odaklanarak, İslam'ı anlama ve yaşama yaklaşımını vurgular. Akla dayanır. Bu inanç, Kur'an'ı doğrudan ve kendi başına yorumlamaya dayanır ve sünnet veya geleneksel hadislere daha az vurgu yapar. Kur'an'ın kelime anlamıyla ilgilenir, onun mesajını anlamak ve uygulamak için çaba gösterir. Sanırım, bu sınıf Müslümanlar, dünya toplamında yüzde birdir. Kur'an esaslı İslam inancı, bireylere Kur'an'ı kendi başlarına okuma, anlama ve yorumlama özgürlüğü verir. Bu inanç sistemi her Müslümanın doğrudan Kur'an'ı okuyup anlayarak Tanrı'yla birebir ilişki kurmasını teşvik eder. Kur'an'ın mesajı üzerine yoğunlaşır ve Kur'an'ın rehberliğinde yaşamayı önemser. Bu inanç sistemi özellikle modern dönemde bazı Müslümanlar arasında daha popüler hale gelmiştir ve dinin daha bireysel ve özgür bir şekilde yaşanmasını savunur. Geçmişten günümüze bu fili durumlar nereden kaynaklandı? Kabul edilen önemli bir görüş vardır. Müslümanlar geçen 1400 yıldır Kur'an'ın ne dediğini net anlamadılar veya hayatı Kur'an'ın öngörüleriyle uyumlu yaşamadılar. Abbasi devleti Kur'an'ı yani Allah'ın sözlerini anlamada 861 yılında Müslümanların aklen düşünmesini yasakladı yerine iddia edilen ve kulaktan kulağa yayılan yani rivayet edilen Allah elçisinin sözlerine yani hadislere inanmayı kabul etti. Bu olay İslam dininin yol güzergahına yapılan siyasi bir müdahaledir. İnanç çakışında çok önemli bir sapma meydana gelmiştir. Kur'an ayetleri yani Allah'ın sözleri Allah'ın elçisi Hazreti Muhammed'in sözleriyle daha fazla karışmış oldu. Bu durum belli ki yeterince önemsenmedi. ayrı ayrı mezhepler ve dini kültürler asırlar boyunca Müslüman toplumlarda yoğunlaşarak yer tuttu. Müslümanlar şimdiki zamanda bile rivayete dayalı geleneksel ortamlarda doğuyorlar, büyüyorlar, gördüklerine alışıyorlar, önüne konulanla yaşıyorlar, umutlanarak ve korkarak yaşlanıyorlar ve sonunda ölüyorlar. Müslümanlara bildirilen Allah sözleri, yani Kur'an ayetleri gerçektir. Hazreti Muhammed, Allah'ın elçisidir, Allah'ın mesaj iletişimi vahiyledir. Hafızların ve katiplerin marifetiyle, mesajların yazılı kayıtları tutuldu. İlk Kur'an musafı, ve sonraki tarihlerde gelişmeler ve yaşanmış olaylar bilinmektedir. Bildiklerim ve eylediklerim gerçeklikte uyumlu mudur? dünya görüşüme dair inancım nereden kaynaklanıyor? Her düşünceye açık toplumlar, geleneksel İslam inancının hakim olduğu coğrafyalarda çok nadiren ortaya çıktı ya da hiç çıkmadı. Bu durum, Kur'an'ın bir öngörüsü değildir. Tam tersine Kur'an, toplumun refahı ve kalkınması için, gerçekte uyumlu olanlara verilecek kararların şura ve icma heyetleri tarafından belirlenmesini öngörür. Maalesef, bu iki kurum tarih boyunca ve layıkıyla hiç işletilmedi. Varlık ve varoluş inancı hakkında görüşümüzü, Ludwig Fuerbach ve Hüseyin Atay konulu makalemizde bildirdik. Daha fazlası için bu makaleyi okumanızı diliyorum. Ali Ara 2015 12 Nisan 2024